gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. Sonra diyor ki benimle görür, benimle yürür, benimle duyar. Bu ikisi arasındaki çizgi nedir? İkisinin arasında bir çizgi yok. Geçen şeyin ne o? Salih İzmit'te bu mevzuyu sordu. Ben de biraz kinaye yaptım ona. Dedim ki Allah'ın sıfatları sonradan olgunlaşmaz, ermez. Bu meseleye sen bir daha bir bak manasında. Tabii sonra incelemiş, sayfada yayınladım, güzel onu analiz etmiş. Aslında oradaki söylemiş ya, orada da hani burada gözüyle gördü demiyor diyor. Burada bir fiiliyatı tarif ediyor diyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, yani görmediğini sonradan görmez Allah. Özür dilerim efendim. Kulun üzerinde yansıması. Kul görmüyordu önceden. Kul görmüyordu. Kulun görmemesinin sebebi kendi kendisini perdelemesiydi. Kalpte Allah'ın nuru var. Biz öyle bunu tarif ederken ben diyorum ya, kalbinizde Cenab-ı Hakk'ın bir lambası var. Öyle diyelim. Bir lamba var kalpte. Siz günahla, kusurla, hatayla lambanın üzerini örtmüşsünüz. Biz kendimiz örtmüşüz. Örtünce o lamba dışarı ışık vermiyor. O lamba yok hükmünde mi? Var. Hani Hazreti Mevlana diyor ya, sen diyor gözünü kapatırsan güneşe yok dersin. Beytinde diyor ki, sen gözünü kapatırsan, gözünün önüne bir perde çekersen, sen güneşi görmediğinden dolayı yok zannedersin diyor. Aynı şekilde bizim Cenab-ı Hak bütün herkesin kalbine o güneşi koymuş. Ama biz onun üzerine perdelemişiz. Biz onu perdeleyince biz onu yok hükmünde görüyoruz. Ama perdeleyen biziz. Perdeyi çeken biziz. Kalpte 70 bin perde vardır. Hicap perdesi, örtü. Hicap perdesi. Her iyi bir hadisi kutsi de, her iyi bir amelde bir perde kaldırılır, açılır. 70 bin hicap perdesi. Bakın bu 70 bin hicap perdesi senin kalbinin üzerinde yerleşmiş. Sen iyilik yaparaktan, hayra girerekten, zikrederken, farzları yerine getirerekten o hicap perdelerini açacaksın. O hicap perdelerini açınca kalpte bulunan o nur hareket, o nur başladı. Kalbe ışık saçmaya başladı. Kalbi aydınlatmaya başladı. Oo, bir baktık ki kalbinde gözü varmış. Bir baktık ki kalbinde kulağı varmış. Bir baktık ki kalbinde dili varmış. Bir baktık ki kalbinde kendine göre aklı varmış. Bir baktık ki kalbinde kendine göre bir ayağı, kendine göre bir eli varmış. Kalbinde kendine göre bir fikri varmış. Kalbinde kendine göre bir ilmi varmış. Hani diyor ya, müftüler size fetva verse de siz kalbinize danışın. Allah Allah. Yani kalpte ne var? Kalpte ilmin alası var. Kalpte ilmin ledün var. Sen kalbine danış dediğinde senin kalbindeki ilmin ledün harekete girecek. Biz ilmin ledün denilince böyle hani gökten bizim kalbimize kitap halinde bir şey inecek diyor. Değil. Değil. Sen Allah'ı zikrediyorsan, Allah'a güzel kul olmaya başladıysan, sana lazım olan oradaki o kalbindeki defterden, kitaptan neyse oradan aç aç oku. Açıp okuyacaksın. Neden dedi bilmediklerinizi Allah'ın ehli zikre sorun diye. Ehli zikrin kalbi günün sıfatsal tecelliyatlarına ram olmuş çünkü. Günün sıfatsal tecelliyatlarına. Günün sıfatsal tecelliyatlarına ram olduğundan günün sorusuna da cevap verebilecek o kalp. Böyle olunca aslında sonradan oluşan bir şey yok. Tabiri caizse kalbinizde bir bugünkü teknolojik dille anlatırsak, hani bizim Cevdet Usta bir şey anlatırken arabanın üzerinden anlatıyor. Diyor ki conta yakmış o, o şanzıman dağıtmış, o motor dağıtmış.
O adam dağıldıysa o piston çıkarmış diyor. Mesleği o, mesleğinin üzerinden söylüyor. Teknolojik olarak biz ne diyeceğiz şimdi? Örnekliyorum, işte sizin kalbinizde bir çip var. O çipin tuşu tevhidle, ondan sonra onun bir sürü hani bir şey kuruyorsunuz. Sen bilgisayarcısın, bir şey kuruyorsun, diyor ki bu programın çalışması için bu da lazım. Öyle değil mi? Bunun çalışması için bu da lazım. Başlıyorsun, bir sürü yan program kuruyorsun daha, değil mi? Aynı onun gibi kalp başlayınca çalışmaya, diyor ki şu da lazım, diyor ki bu da lazım. Ne o diyorsun, çalışıyor, diyor ki cömertlik de lazım. Kalbine ilham geliyor. Cömertlik lazım. Hadi cebindekini dağıt diyor, sen dağıtıyorsun cebindekini. Hadi o diyor ki cesaret lazım. Hadi kalk bunu, şunu şöyle söyle diyor, onu öyle söylüyorsun. Bu düşünmüyorsun başıma iş mi gelecek, mahkemelerde mi sürüneceğim diye. Bu iş çünkü öyle sizin bildiğiniz gibi zahiri yürümüyor. Yani gece saat 3'te rüya görüyor, filanca yerde aç açık var, kalk doyur onu diyor. Sen kalkacaksın, doyuracaksın onu. Kalp çünkü hani nasıl programın çalışması için şu yan uygulama lazım, şu yan uygulama lazımsa o kalp çalışırken de seni rahat bırakmıyor. Sen diyor ki ona şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu şöyle et, şunu şöyle et. Etrafındaki herkes patinaj çekiyor sen öyle yaparken ama sen patinaj çekmiyorsun. Neden? Orada kalbi ilham almaya başladı. O program çalışacak. Artık sen kendini yönetmiyorsun. Söyle. Efendim, size diyor cömertlik yap, garibi gözet. Bunu diyen ses neyin sesi? Onun sesi. Şeyh Efendi üzerinden mi tecelli eder? Hiç önemli değil. Bu dervişin üzerinde, şeyhin üzerinden de tecelli eder, pirin üzerinden de tecelli eder. O ses tanımlandıktan sonra kimin üzerinden tecelli eder sesi? O zaman ilmi ledün dediğimiz şey bir mekanizmanın çalışması. Bunu mekanizmaya benzetmek de böyle abes biraz ama yani meselenin anlaşılması bu konuda olacaksa eyvallah. Bu öyle değil tabii. Ama anlaşılması için bu doğru mantık, öyle diyelim.